Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk bize son gelişmenin detaylarını aktaracak. Gürsel Tekin'in CHP'den istifa ettiğine ilişkin haber geldi. Bunun detaylarını paylaşacak. Saygı Öztürk, dinliyoruz size. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Diliyorum. Ebru, tabii siyasette dün gece hareketliydi. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde ve seçimde garanti kazanılacak olarak nitelendirilen yerlerle ilgili. Gece sabaha kadar diyelim ki ve çok son derece tartışmalı bir toplantılar yapıldı. Ve bu toplantılar sonucunda bugün listeler açıklanacak ama açıklanmadan önce tabii ki herkes bir şekilde öğreniyor. Ve bunları öğrenenlerden birisi de yıllarca partiye emek vermiş Gürsel Tekin. Gürsel Tekin de Kadıköy Belediye Başkanlığı'na adaydı. Şimdi az önce şöyle bir mesaj gönderdi bana. Saat 9.30'da bir mektup göndereceğim dedi. Ve mektubunu da ben de kısaca hemen okuyayım size. Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeri tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke ve düşünceyle oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap, çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüştürülmüştür. Partinin her makamda görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde, Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış, benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum diyor. Şunu da ifade etmek gerekir ki Gürsel Tekin daha önce bu partinin gençlik kollarında göreve başlamış. Sonra işte ilçe başkanlığı, il başkanlığı derken milletvekilliği, partinin CHP'nin yıllarca genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştu. Ayrılışı tabii ki üzüntü verici, yıllarını vermiş bir siyasetçinin böyle bu şekilde ayrılması hakikaten onun için de dramatik bir son olarak görülebilir. Çok teşekkür ediyoruz.